Sıra geldi programımızın en keyifli köşelerinden biri olan Mevlüt Dağ'la Estetik Zamanı'na. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle hafta başından beri cilt temizliğini, cilt bakımını, cilde yapılacak olan uygulamaları detaylandırıyoruz, konuşuyoruz. Dün ergenlikle başladık, şimdi geldik işte 20'li yaşlar ergenlik dönemini de kapsıyor sonuç olarak. 30'lu yaşlar civarında cildimizde neler yapılabilir? Bir de belli uygulamalar var. Artık yaşımız da ilerlemeye başladıkça bu uygulamalara ne zaman başlamak lazım? Ne zaman desteklemek lazım? Bir sizden detaylandırmanızı rica ediyorum. Tabii ki aslında cilt açısından eğer bir problemli ciltteyse, normal küçüklüğünden itibaren süregelen normal bir yapıdaki bir kişinin yüzüyse bu, en verimli, en güzel, en sağlıklı olduğu zamanlar, güzel bir süreci geçirmişse, özellikle dün konuştuğumuz ergenlik dönemindeki yoğun yağ salgılarının olduğu dönemi iyi geçirmişse. Tabii ki 30'lu yaşlar biraz değişiktir. Bazen ergenlik döneminde hiçbir problem yaşamamışken siz 30'lu yaşlarda bile bir sivilceler çıkarabilirsiniz. Gözenekleriniz evet. Genişleyebilir, yağ salgılarınız artabilir. Ya da bir anda sivilce basıyor birden insanları. Sivilce basar, ne oldu ben ergenlikte böyle sivilce görmedim tabii. Diyebiliriz. Tabii işte burada sadece o ergenlikteki mevzu değildir. Ergenlikte olan durum da zaten ergenliğe yani gençliğe adım atan kişinin erkek ya da kız olsun hormonlarının değişkenlik göstermesinden kaynaklı tabii. Ve bu hormonlarla birlikte de vücudumuzun bunlara bir tepki vermesinden kaynaklı. Yağ salgısı daha fazla artıyor, yağ bezlerindeki salgılar, ter bezleri daha yoğun çalışıyor, kan dolaşımı artıyor. Bundan kaynaklı vücudumuzun da buna verdiği bir tepkidir bunlar. Tabii hastalıkları dışına tutuyorum. Bir kıl kökü iltihabı veya ciltte oluşabilecek başka sivilceye benzettiğimiz hastalıklar gibi. Ama bunların hepsini bir kenara bırakırsak, normal bir cilt olarak gelmesi aslında bizim ne yapmaktan öte ne yapmamak gerektiğini de söylememiz gerekiyor biraz. Maalesef çok fazla etrafta duymaktan kaynaklı veya sosyal medyanın gücü de diyebiliriz buna. Çevresel birbirimizden etkilenenden kaynaklı da. Çok genç yaştayken hemen aha ben de kolajen takviyesi alayım mı? Şu mezotropik ürünü çok güzel cildi parlatıyormuş ben de bunu yapayım mı gibi olaylara gidilebiliyor. Tabii ki 30'lu yaşlarda bir botulinum toksin yapılabilir mi? Mimikten çok yoğun kullanan ve deride iz yapan kişilerde ileride o çizgileri gidermek için uğraşacağımız durumlara girmemek için o problem varsa tabii ki yapılabilir. Ama genel olarak bakacak olursak da makyaj malzemeleri bu yaşlarda yine 20'li yaşlarda itibaren çok fazla kullanılıyor. Mutlaka günlük temizliklerimizi çok iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü gün boyu yoğunlukta makyajlı oluyoruz. Makyajda çok büyük hatalarla karşılaşıyoruz. Kusursuz cildi ortaya çıkarmak için bir duvarın boyanması gibi, değil yoğun fondötenler, pudraların kullanılması gibi. Ama ben pudra kullanıyorum. Yani çok masum gibi söylenen cümleler. Ama bunlar hepsi cilt altı ile üst arasındaki alışverişi sağlayan gözeneklerimize tıkanmalara sebep olmakta. Bunu eğer kullanıyorsak ki fondöten ya da pudra tarzı olaylara özel günlerde giydiğiniz kıyafetle üstüne yapacağınız makyajı bir bütünlemesi amacıyla yapılması gerektiğini düşünen biriyim. Onun haricinde makyaj dediğiniz nedir? Bana göre bir rujdur, bir gözlere kullanılacak bir şeydir. Belki bir highlighter dediğimiz cilde bir ışık verecek şeydir. Ama yüzü affedersiniz bir badana duvar boyası boyamak gibi değildir. Ama bunu yine yapıyorsak lütfen akşamları hiç olmazsa bunu cildimizden düzgün çıkarttığımız emin olalım. Bunun yanında ne kadar bununla böyle uğraşsak da bizim akşam yapacağımız bir temizlikte çoğunlukla bunları çıkaramıyoruz. 30 yaşlarındaki bir cilt yoğun da makyaj malzemesi kullanıyorsa 1-1,5 ayda bir, en geç 2 ayda bir uzman bir elde bir cilt temizliği, cilt bakımı yaptırması gerekir. Nedir bu bakımlar? Biraz detaylandırırsanız. En masum, en saf, en hafif basic haliyle söylüyorum. Cilt bakımı, cilt temizliği. Ama burada işte bir cihaz yardımı kullanılır veya işte bir uzman estetisyeniz bunu eliyle yapılabilir. Bir yerde çok gözeneğin içerisinde birikmiş küçük bir kistik yapı vardır, ona elle müdahale etmesi gerekir. Bazen eliyle sıktı gibisinden korkutulan bir durum da vardır. Ama tıbbi olarak da söylemek gerekirse bir cildin altında birikim varsa biz buna bir apse gibi cerahat deriz. Onu dışarı çıkarılması gerekir. Buna bir iğne mi batırmak gerekir? Parmaklarla küçük bir basınç mı uygulamak gerekir? Hiç fark etmez. Yeter ki onu işi bilen düzgün bir el değil yapsın. Değil mi? Uzman elinden. Evet, düzgün bir el yapsın. Ondan sonra hiçbir sorun yok.
Günlük temizlik arada bir yapılacak bakımları, yoksa 30'lu yaşlarda çok abartılı enjeksiyonlara, iğnelere, cihazlara gidilmesini istemeyiz eğer normal bir süreçse. Tabii ki çok yoğun zayıflamalar olmuş, deride sarkmalar olmuşsa, bir rahatsızlık yaşanmış veya sivilceli bir dönem geçirmiş, ciltli izler oluşmuşsa bunları onun dışına tutarız. Erken yaşta yapılan bu uygulamaların cilde ne gibi zararı vardır peki? Yani ihtiyaç yokken sadece özentiden kaynaklı yaptığınız işlerde, sonuçta atıyorum bu bir lazer uygulamasıysa yoğun bir ışık veriyorsunuz. Bazen bunu daha fazla vererek cildi hasarlandırabiliyorsunuz. Veya hiç ihtiyaç yokken bir mezoterapi, bir mezokokteyl, gençlik aşısı falan gibi isimlerle bahsedilen ürünleri yapıyorsunuz. Ama sizin buna cildinizin ihtiyacı yok. Boşu boşuna cilt altına ek maddeler vermiş oluyorsunuz. Bazen bu verdikleriniz cildinizin altındaki bir yağ bezesinin daha yoğun salgı oluşturmasına sebep olabilir. Doğru. Onun için de bu yaşa göre daha yavaş, daha sakin, temiz, evet, düzgün bakımlarla gitmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz tüm faydalı bilgiler için.